Peki Kazakistan'a zaman Kazakistan'da biraz çok e, enteresan ilginç oluyor. bir yani. e, referandum e, gerçekleşti ve 27 yıl aradan sonra Yeni Kazakistan olarak adlandırılan dönem için e, sandığa gittiler. Anayasa referandumuna e, oy kullanmak üzere Kazaklar ve e, 8 maddelik reform paketine ülkede mevcut süper başkanlık sistemi sona eriyor. Parlamentosu güçlü cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapacak Kazakistan 27 yıl Güç, sonra. Güçlendirilmiş parlamenter Güçlendirilmiş evet. parlamenter sisteme evet. geçecek. Yani bizim altılı masanın söylediği güçlendirilmiş evet. parlamenter sistemi Şimdi, dediği e, hikaye. Bütün çok güçlü tek adamlar demokratik geleneği olmayan ülkelerde şöyle bir hisse kapılırlar. Ülkeyi 20 yıl yönetince ben artık devlet benim der. Kenara hmm. çekilse bile arkadan devleti yönetme merakları vardır. Bir de aileliği her tarafa soktukları için de Ortada bir tane kukla başkan olsun, arkadan ben yöneteyim. Gene hmm. ben olayım ve kendilerine bir de isim verirler böyle işte. Yani Kazakların binnemesi evet, falan kurucu şey. şey. Ondan sonra evet. ama bu gelen insan onun yanından çıktı. O zannetti hmm. ki bu adam idare ederim ben diye. Adam bak devirmek için adam buna diklenmeye başlayınca Devirmek için bir darbe girişimi yaptırdı. Evet. Rusların yardımıyla darbe girişimi önlendi. Önlendi. Şimdi adam çok akılcı bir iş yaptı. İlk defa o Türk Cumhuriyetleri içerisinde güçlü başkan, onların isimleri var hepsi hmm. Türkmen başı, bilmem ne evet. başı, Kazak başı, bilmem ne başı. Kendilerine bir de böyle şeyler veriyorlar. İlk defa bu adam akıllı bir iş şey yaptı. Ama bir şey söyleyeyim ben Ama sana. neden yaptı? Genellikle Ocak ayında da, Ocak ayında eylemler vardı. Tabii, tabii işte, Zam, tabi tabi işte darbe Tabi büyük ama, şeyler vardı ama Kazakistan'da. Ama demokrasi geleneği sandığın şeyleri olmayınca emin ol bir süre sonra bu da kendisi aynı biraz güçlü hissetsin onu elemine edince Tabii, kendisi de aynı noktaya gelebilir demokrasi çalışmazsa o yüzden parlamenter sistemler ve Amerika'da olduğu gibi en fazla iki dönem seçilme hiç Olması kimse lazım. uzun kalıp ben devletim devlet benimdir diye bir iddiada bulunmayacak kardeşim devlet değil hiçbir lider devletin kendisi değil devletin evet, kendisi devlet ki... ülke Evet öyleyse, tamam. diyor, yani, o yüzden çok ibret dolu bir hikaye ama bak İlce. Allah bize ömür verirse göreceğiz. Bak, o da gene güçlü adam olacak yani. Çünkü yok demokrasinin altyapısı yok orada daha henüz. Referandumda çıkan bir iki tane e, madde var. Güçlü bir cumhurbaşkanı etkili parlamento ve hesap verecek hükümet prensibi öne çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı görevde olduğu sürece siyasi partiye üye olamayacak. Büyükşehir belediye başkanları ile eyalet valileri de siyasi e, üst düzey görevlerde bulunamayacak partilerde. Cumhurbaşkanının yakın akrabalarının devletin üst düzey görevlerine ve yarı kamu şirketlerin yönetimine getirilmesi kanunla yasaklanacak. Bak evet. bunların hepsi e, yapıldı. Ve e, %77'si Kazakların buna evet dediler. E, Türkiye'de mi de girsek bence buna yakın bir şey çıkar Türkiye'de. Ben sana söyleyeyim parlamenter sisteme geçiş Ben bütün anketlere bakmıyorum. Ben, ben anketlerdeki parti kaç oyalara bakmıyorum ama bazı şeyler var onlara bakıyorum. Hı -hı. Yani onlardan biri de Başkanlık sisteminden memnun musunuz, değil misiniz? Çok basit bir soru ve insanların korkarak cevap vereceği bir soru da değil. Aşağı yukarı bütün anketlerde en az %60, 57, 60 falan başkanlık sisteminden parlamenter hmm. sistemine geçiş savunuyor. Başkanlık sisteminin kalmasını savunar da %30'u geçmiyor hiçbir ankette yani.